Herkese sevgiler, saygılar. Yeni bir deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyin Adam kanalındasınız. Dostlar, deneyim videosu dedik. Normalde bu kapı kilidi nasıl sökülür, nasıl takılır onu aktaracağız. Fakat dedik ki sizler için nereden satın aldık? Ürün özellikleri nedir? Onu bir gösterelim. Ardından ürün kutu açılım videosunu sizlere aktaralım. Ve en sonunda dedik ki nasıl sökülür, nasıl takılır size aktaralım istedik. Şimdi Trendyol Depo Mega mağazasından SNR marka topuzlu kapı kolu kilidi aldık. Otel tipi bir kapı kolu kilidi bu. Normalde WC banyo demiş, Combat marka geldi. Evet, doğrudur. Fakat Amerikan panel kapılarda da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Firma ürün hakkında bize ne aktarmış? Bakın, otel tipi kapı kolu kilit. Amerikan kapılarda kullanılan otel tipi kendinden topuzlu oda kilididir demiş. Resimde görüldüğü gibi gri saten rengindedir. Hakikaten renk öyle. İki anahtarlıdır ve aparatları mevcuttur demiş. Kutuyu açacağız. Hakikaten aparatları mevcut. Kargoda başına bir şey gelmiş mi? Size onu aktaracağız. Hadi şimdi dediğimiz gibi kutuyu açalım. Hem aparatlarını gösterelim. Hem kargoda başına ne gelmiş onu aktaralım. Ve ardından da montaj videosunu sizlerle paylaşalım. İzlemeye devam. Evet güzel insanlar. Gördüğünüz gibi ürün biraz hırpalanmış bir şekilde elimize ulaştı. İlk defa sizlerle açacağız. Umut ediyoruz ki içeride herhangi bir aksaklık yoktur. Combat diye geldi bize. Otel tipi kilit diyor. Biz bunu niye aldık dostlar? Tamam, kilidimiz bozulmuştu. Biliyorsunuz bir diyoyla bir boyama yaptık. Aşağıdaki kattaki panel kapılara. Amerikan panel kapılara bayağı da bir eziyet çektik. Onun videosunu da izlemeyi unutmayın. Orada bir tane kilidimiz bozulmuştu. Daha doğrusu kilitlenmiş, arkadan açalım derken hem kapıyı mahvettik hem kilidi mahvettik. Çünkü anahtarı bulamadık. O yüzden dedik ki hem boya yapıyoruz ya hem de yeni bir kilit alalım. Ne yapalım? Yenisiyle değiştirelim. İlk önce bir ürüne bakalım. Almak isteyenlerin de kafasında soru işareti kalmasın. Bir kutu açılımını yapalım. Profesyonellerin tercihi diyor. Biz amatörüz. Keşke tercih etmeseymiydik. Bilmiyorum. Hayırlısı. Reklamlar çok güzel. Hakikaten bu sloganlar çok hoş. Açalım. Yaşasın. Bakın bir bize ne yapmış dostlar? Nasıl takılacağına dair bir çıktı vermişler. Fakat enteresandır. Türkçe değil. İngilizce. O yüzden dedik ki biz İngilizce bilmeyenler İngilizce kursuna gitmesin. Biz aktaralım nasıl takılıyor, nasıl sökülüyor. Şunu da firmaya aktaralım arkadaşlar. Bu tür ürünleri ithal eden firmalar, yurt dışından getiren firmalar içine, bakın tekrarlıyoruz her videomuzda, Türkçe kullanma kılavuzu ve garanti belgesi koymak zorunda. Biz bunu da göremedik. Kilit mekanizması panel kapının içine girecek. Vay. Karşı tarafa yine bir kilit mekanizması vermişler. Eskisiyle değiştirebiliriz. Ekstra bakın. Burada vidalar var. Hoşuma gitti yalnız iç kısım. Gayet hoş. Güzel düşünülmüş. İki tane anahtarımız. Dostlar bir tanesini saklayın. Anahtarsız kalmayın. Bakın üstte koruma bantları çekmişler. Profesyonellerin tercihi dediler ya. Hakikaten güzel ama koruma bandı biraz dandikmiş. Combat'ın üstünde ne yaptı? Bantlar kaldı olsun. Güzel, tasarım güzel. Şimdilik hoşuma gitti açılış. Biz gülüyoruz, espri yapıyoruz dostlar. Güzel yapana da hakikaten helal olsun diyoruz. Bu koruma bandı direkt çıktı. Bu da hoş. Kilidin karşı tarafı. Ne yapıyor bu dostlar? Şu şekilde şöyle buraya giriyor. Gördüğünüz gibi ki montajı yapacağız. Uzatmayalım. Poşet içinde kilidimiz. Vay, orta kısım bayağı kalın, güzel. Evet, iç kısımlar güzel. Burada bir aparat. Ha, tamam, bu aparat burada kalmış. Ki bunu ayıracağız. Kilitleyelim. Dışarıdan açabilecek miyiz? Açamıyoruz. Ön kısımda kilit yeri var. Ama bakın alın işte size sürpriz.
Kargo mu desek, ne desek, değil mi? Sizinle beraber açılıyoruz. Biz bu manzaralara bakın ezilmiş görünce hakikaten üzülüyoruz. Niye dostlar? Para veriyorsunuz ya, para veriyorsunuz. Tamam, kargodaki arkadaşlar da yoruluyor. Bunlar daha güzel bir şekilde, değil mi? Poşetlenebilir, konabilir. İçine bir, değil mi? Ezilmesini engelleyecek sistem konabilir. Hem ithalatçı düşünmüyor, hem yapan firma düşünmüyor, hem de kargocular yorgun, alıyorlar, atıyorlar, eziliyor, gidiyor. Neyse, cana gelmesin. Hadi gelin dostlar. Şimdi uygulamayı nasıl yapacağız? Size gösterelim. Bu arada bu alet de şu araya giriyor, bilginiz olsun. Birazdan göstereceğim ki şimdi yakından da bir görün istedim. Hadi bakalım montajı yapalım. İzlemeye devam. Evet dostlar, şimdi bakın kilit sistemini nasıl çıkartacağız. Alttaki vidayı söküyorum. Üsttekini de söktüm. Şu kısmı bir çıkartacağım. Bakın şu kısmı görüyorsunuz. Burada bir delik var. İnce bir tornavidayla ne yaptım? Deliğe soktum ve kendime doğru çektim. Bakın. Sağlı solu çektiğiniz zaman topuz elimize ulaştı. Evet, o kısmı söktükten sonra şurada bakın yerler var. Şunu alacağım. Çıkarttım. Şurayı görüyorsunuz. Şu kısmı bakın birazdan göstereceğim size. Bakın şurada zaten odaklanabilirsek görürüz. Şu an kilide odaklı olduğu için şu kısımda bastırılacak bir yer var. O da buraya tekabül ediyor. Şimdi kapağı açtığımız zaman ne oluyor? Bakın şu şekilde yapalım, çevirelim. Gördüğünüz gibi altta ve üstte iki vida karşımıza çıkıyor. Bakalım girebilecek miyiz bununla? Çıkarttım. Alttakine girdim ve çıkarttım. Bakın görüyor musunuz? Şu üsttekini de çıkartayım. Çıkarttığım zaman bu parça, şu parça, kusura bakmayın şu an. Çünkü şeyden bakamıyorum, telefondan. Çıkacak. Bunu bir kenara koyun. Ardından da artık yolun sonuna doğru ilerliyoruz. Bakın. Söktüm. Ve komple kilit şu an gördüğünüz gibi çıkmış vaziyette. Yan tarafı ne yapacağım? Zaten hatırlıyorsunuz yan tarafı. Vidalarını almıştım. Rahatlıkla artık çekip çıkartabilirim. Gördüğünüz gibi bakın yan kısımda hazır. Kilidi söktük. Takarken tam tersini yapıyoruz. Evet, kapıyı boyadık. Gayet güzel oldu. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın çünkü bu odayı değiştiriyoruz. Şimdi pekiştirmek için boyalı kapıya ne yapacağız? Kilidimizi tekrar monte edeceğiz. Hadi gelin sıfır gelen kilidi tekrar bir açalım ve sizlerle paylaşalım. Kilidimi kutudan alıyorum. Şu aparat çok önemli bir aparat. Bakın anahtar takılan kısım şu an takılı. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Bu aparatı alıyorum. Biraz kafayı çeviriyorum arkadaşlar. Şuradan aparatı takıyorum ve ittiriyorum. İttirince böyle bastırıyorum. Yavaş yavaş bize üst tarafı veriyor ve komple çıkartıyorum. Bunu çıkarttıktan sonra üst kısmı çıkartmak durumundayım. Evet, bunun üst kısmını, şu kısmı da çıkartmayı, bakın vidalı yapmışlar, çıkartıyorsunuz diğer model gibi değil. Ve malzeme elinize geliyor. Şu kısmı da çıkartıyoruz. Vidalanacak yerler.
Ve kilit kısmımız da bakın nerede? Burada. Hadi şimdi kamerayı yukarıya alalım ve montaja başlayalım. Kilidimi aldım ve bu kısmı buraya taktım ki şurayı biraz sıkıştırdım. Evet, şu şekilde. Ardından orta kısma kilidimi takıyorum. Ama takmadan önce kamerayı taşıyorum. Yine aynı yere size göstereceğim o kısmı. Yandan kilidimi takacağım. İttireceğim ve çekeceğim. Bakın. Şu an taktım ama bunun metal kısmı pek oturacak gibi gözükmüyor. Bakın biraz içeride kaldı. Bu durumda ne yapacağım? Arkayı gevşeteceğim ki ileri doğru kilidim gitsin. Arkayı gevşettikçe ileri doğru gitti. Devam ediyorum. Üst tablayı takıyorum. Çıkan vidalarımı aldım. Deliklerini hedef alıyorum. Ve ilk önce elle, sonra da tornavida ile ne yapacağım? Döndüreceğim. Şöyle bir takabildiğim kadar takayım. Alttaki vidaya geliyorum. Ve delikten baktım. Elle ittiriyorum. Sıkıştırıyorum. Tornavidam nerede? Tornavidamı alıyorum. Ve başlıyorum sıkıştırmaya. Alt tarafı sıkıştırıyorum. İyice çok zorlamadan sıkıştırdım. Ardından bu parçayı takıyorum. İttiriyorum ve çeviriyorum. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? O da sıkışıyor. Ve son olarak üst parçayı takıyorum. Ve işlem tamam. Şimdi ne yapıyorum? Yana geçiyorum. Ve yan kısımları gelen vidalarla sıkıştırıyorum. Fakat bu buna biraz hakikaten ebat olarak uymadı. Umarım sorun çıkartmaz, yoksa açmak durumundayım. Ne ile açacağım? Artık zımparayla güzelce bir açabilirim, zımpara makinesiyle. Bir deneyelim şansımızı. Ki gördüğünüz gibi yüksek geldiği için vida bile yetmiyor. Daha büyük vida çalışmam gerekecek. Evet, sıkıntılı burası. Tam oturmadı, yükseklik var. Daha uzun vida gerekiyor. Şu kısmı da ne yapıyorum? Almam gerekiyor, bilginiz olsun. Şimdilik bir deneme yapacağım. Bakın boşa dönüyor. Maalesef şurayı incelteceğim. Gelelim karşı kısma. Kilit farkındaysanız bakın kapıya bakıyor. Tersi taksam olmayacaktı. Görüyor musunuz? Kilitin üst kısmı buraya bakacak. Şu oval kısmı kapıya bakacak. Şimdi de buraya ne yapacağım? Dostlar. Şu kısım öpüşecek şekilde kilitle. Bunu buraya takacağım.
Burayı tekrar açmam lazım. Boyutlar yine olmadı. Hadi bakalım kapanacak mı? Normalde zaten bu kapıda biraz sıkıntı vardı. Evet. Yüksek geldiği için bakın kapanmıyor. Çünkü kapıyı sökmüştük. Takarken de burada bir eğrilik oldu. Kapı sağa doğru gidiyor. Şu aradaki farkı göreceksiniz. Aşağıda daralıyor. Yukarıda genişliyor. Ne yapacağız? Dostlar, biz düzeltmeyi yapacağız ama sizler de en azından topuz kolları nasıl takılır görmüş oldunuz. Umarım faydalı olmuşuzdur. Umarım beğeniyorsunuz dostlar. 9 videoya geldik, geçiyoruz. Birçok oynatma listemiz var. Onları da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.